Ünlülerin kuaförü olarak bilinen ve Ebil Kuaför'ün kurucusu Mahmut Ebil'le saç trendleri, saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik. Tasarımcı Mahmut Ebil, kuaförlerin artık çıraklıktan yetişmediğini, akademilerde eğitim alıp değişen müşteri profiline göre uzmanlaştıklarını belirtiyor. Bir kere yaptığım iş baba mesleği. Dört kardeşiz, dördümüz de aynı meslekteyiz, aynı işi yapıyoruz. Lise tahsilimi bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. Mesleğimizi çok severek ve babam da çok titiz bir insandı. Zaten zamanında 1957 senesinde Türkiye birinciliği olan iyi bir sanatkardı. Bizi de iyi yetiştirdi. Zaman içinde tabii kendimiz de gelişip yaşımız ilerleyince o zamanlar pek imkanlı olmamasına rağmen yurt dışında olan işleri takip etmek için kendi imkanlarımızı kullanıp yurt dışına gidip fuarlara, seminerlere, oradaki eğitimlere ya da şov veya gösterilere orada neler oluyor, neler bitiyor bunları araştırmaya başladık. Dönem içinde yıllar evvel Jean-Louis David'le bir tanışmam oldu. Dönemin çok ünlü kuaförü ve birebir kendisiyle tanışma imkanım oldu. Bir tercüman vasıtasıyla onun bu salon zincir oluşturmasının nasıl olduğunu, gelişiminin nasıl olduğunu, neler olması gerektiği konusunda çok ciddi bilgiler aldım. Doğruyu söylemek gerekirse o zaman çok anlamadım ne demek istediğini. Fakat gün gelip de bizim de yaşımız belli bir noktaya gelip ve salonlar çoğalmaya başlayınca bütün taşlar yerine oturdu. O zaman söylenenlerin ne demek olduğunu çok daha iyi anladım. 3 salona sahip olduktan sonra bunun böyle ilerleyemeyeceğini, çünkü diğer salonlardan çatlak sesler gelmeye başladı, müşterilerden şikayetler gelmeye başladı. İşte Bebek'te olan şurada olmuyor, Suadiye'de olmuyor veya Kemerburgaz'da olmuyor falan gibi. 3 salondan sonra bir başka salon açmak yerine bir akademi kurmayı tercih ettim. Kendi elemanlarımızı eğitmeye başladık. Ki bütün salonlarda aynı servisi verebilelim, aynı kaliteyi tutturabilelim diye. Bebek dışında Suadiye ve Kemerburgaz'da bir salonu var. Bir de yeni açtığımız Almanya'daki salonumuz var Berlin'de. Burada da yine bir tesadüfle karışık böyle bir isteğimiz vardı. Biraz yurt dışına açılmak. Çünkü oradaki gaye de şu, biraz oradan bilgi almak, know-how almak. Bunu dedik gerçekleştirebilir miyiz? Çünkü yurt dışında biraz daha farklı çalışıyorlar. Orada insanları daha efektif kullanıyorlar. Bizim de onlara sanat konusunda çok desteklerimiz oldu. Böyle güzel bir birliktelik oldu. Berlin'deki salonu açtık ve dediğim gibi son derece memnunum. Her geçen gün birbirimize bilgi alışverişiyle daha da güzel çalışmalar oluyor. Onun arkasından yeni bir proje Vadi İstanbul'da kısmetse. Onu da Eylül sonu gibi hayata geçireceğiz. 16 yıl önce baba mesleği olan kuaförlüğe ilk adım attıktan sonra şu an 3 salon ve 1 akademiyle hizmet veren kuruluş, bugün kadınların tercih ettiği büyük bir marka olmanın haklı gururunu yaşıyor. Şimdi son aşağı yukarı 6-7 senedir, belki daha fazladır, sabit, yani şu renk var diye bir şey artık bu modada kalmadı. Herkesin kendine göre zaman içinde bu gelişip ve sonunda da biraz da olsa sabitlediği veya birkaç model üzerinde kendisine çok yakıştırıp orada hani bu havalar, bu boylar ya da işte bu renkler ağırlıkla ya da bu rengin tonları ağırlıkla bana gidip gidiyor dediği ve sabitlediği hadiseler var. Onun için ben tek bir boy, tek bir renk veya tek bir model üzerinde bunu şudur diyemeyeceğim ama insanların bu kendi trendini kendileri yaratıyor olması bence hani moda değil de iş bilmekle alakalı bir durum. Bir kere en önemlisi bu. İkincisi dediğim gibi her tür boydaki saçı veya her rengi de bir şekilde kendisine yakıştırabilmenin becerisini kullanabilmek de çok önemli. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Doğru renk seçimi. Ondan sonra saçınızın doğal renginden çok uzaklaşmadan yapacağınız ufak nüanslar ki sizi her ay boyaya davet etmesin kuaför salonuna veya yapacağınız güzel bir kesim. Hakikaten güzel kesilmiş saçla, bu da yine saçınızın yapısıyla, dalgalıysa dalgalı, düz saçla düz saç yapısına uygun bir kesimle sabah yataktan kalktınız, duşunuzu aldınız,
Sadece bir kurutmayla veya bir küçük bir şekillendirici ürünle sizi iş yerinize veya gideceğiniz yere iyi götürmeli. Sizi mutlu bir şekilde yola çıkarmalı. Doğru uygulanmış saç modeli, doğru karar alınmış bir renklendirme sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum.